Merhabalar değerli arkadaşlar. 19. yüzyıl Türk Edebiyatı dersimizin 5. ünitesiyle birlikteyiz. Bu ünitemizde 19. yüzyıl mesnevilerini ele alacağız ve bu mesnevilerin yazarlarıyla ilgili kısa bilgiler vereceğiz sizlere. Bu yüzyılda arkadaşlar mesnevilerin genel özelliklerine bakalım. 18. yüzyılda çift kahramanlı klasik aşk öyküleri yerine artık özgün kurguya sahip olan mahalli realist çizgilerin yer aldığı bazı mesnevilerin çoğaldığını söylemiştik. Hüsnü Aşk Mesnevisi 18. yüzyılın sonunda klasik anlamdaki son şaheser olarak karşımıza çıkıyor. 19. yüzyılda mesnevilerin ana teması ise alegori ve aşk olmuştur. Özellikle aşk mesnevilerinde Hüsnü Aşk'ın ciddi anlamda tesir ettiğini biz görmekteyiz arkadaşlar. Dini, siyasi, tarihi konularda da yine mesnevilerin kaleme alındığını görüyoruz. Mesneviler gözleme dayalı gerçek sahneler içermeye başlıyor. Artık bu yüzyılda çok ciddi anlamda bu belirginleşiyor. Batı estetiğine göre şekillenen edebi zevkten dolayı mesnevi sayısında bir azalmanın olduğunu söyleyebiliriz. Artık bunun yerini biliyorsunuz biz de romanlar almaya başlamıştır diye genel bir kanaat var. Hikayeye dayalı edebi türlerin başını artık bu asırda roman çekiyor. Romanlarla birlikte elbette mesnevilerin de azaldığını biz görmekteyiz. Peki genel hatlarıyla mesneviler nelerdir? Hangi tarz mesneviler var? Hangi konularda mesneviler yazılmış? Bunlarla ilgili kısa bilgiler verelim. Temsili alegorik mesnevilerden bahsettik. Bu yüzyılın önemli mesnevilerindendir demiştik. Ateşkede isimli bir mesnevi var. Yenişehirli Avni'nin ve Gülşen-i Aşk isimli mesnevi de yine Keçecizade İzzet Molla'nın. Aşıkhane mesneviler yazılmamış mı? Elbette yazılmış. Mehmet İzzet Paşa'nın Yusuf-u Züleyha'sı ve Keçecizade İzzet Molla'nın Naz-ı Niyaz isimli mesnevileri yine aşıkhane mesneviler olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dini mesnevilere baktığımız zaman İrşadi Baba'nın Mevlid'i ve yine Selami'nin Mevlid'inden bahsedebileceğiz. Siyasi hicivci içeren mesnevilere bakalım. Keçecizade İzzet Molla'nın Mihnet Keşan isimli meşhur bir eseri var. Yine Bayburtlu Zihni'nin Sergüzeştname isimli eseri siyasi hiciv içeren mesnevilerdendir. Tarihi mesnevilerde yazılmış arkadaşlar Hayri'nin Zafernamesi ve Rızaiye'nin Manzume-i Sivas Topol adlı eserleri tarihi mesneviler arasında. İşret mesnevileri de yazılıyor yine bu dönemde. Antepli Ayni'nin Sakinamesi işret mesnevilerinden bir tanesi arkadaşlar. Hemen Keçecizade İzzet Molla'ya bakalım. 1786'da İstanbul'da doğmuş. Ailesi ise aslen Konyalıdır arkadaşlar. Ünlü sadrazam Fuat Paşa'nın oğludur. İki kez sürgüne gönderilmiştir. Sivas'ta sürgündeyken vefat etmiştir Keçecizade İzzet Molla. Eserlerinden Divanı Bahar-ı Efkar adlı eseri divanıdır. Yine bir de divançesi var. Divanı ile birlikte Divanı Hazan-ı Asar adında da bir divançesi bulunuyor arkadaşlar. Divanlarında geniş hayale, ince fikirlere ve geleneğin köklü hazinesine rastlanır Keçecizade'nin. Mihnet Keşan, Gülşen-i Aşk ve yarım kalan Naz-ı Niyaz mesnevileri de yine Keçecizade İzzet Molla'nın diğer eserleridir. Keçecizade İzzet Molla'nın Mihnet Keşan adlı eserini hemen kısaca tanıtalım. 1823'te Keşan'a sürgün edilme hikayesini anlatmış bu eserinde. Mizahi bir dille yazılan eser siyasi hiciv niteliğindedir. Aynı zamanda tür itibariyle bir sergüzeştname olarak ele alınabilir. Metni hareketlendirecek ve canlı kılacak pek çok teknikle biz bu eserde karşı karşıyayız arkadaşlar. Mihnet Keşan, Batı kaynaklı anlatı türlerine yapılmış ilk ciddi hazırlık olarak kabul edilir. Değerli arkadaşlar, başka videolarımızda da bahsettik. Yine bahsedelim. Eğer kitabınızın içerisinde ilk, en ciddi, en hacimli, en başarılı bu tarz ifadeler yer alıyorsa arkadaşlar, bu tarz ifadeler sizin karşınıza bir şekilde soru olarak çıkması muhtemel bölümlerdir. Bunların altını dikkatli bir şekilde çizelim. Mesnevi'de olay örgüsüne uygun farklı nazım şekillerine sahip şiirlerin yer aldığını görüyoruz biz yine. Klasik Mesnevi tertibine uygun olarak düzenlenmiştir. Eser dönemin siyasi ve sosyal yapısına ışık tutması bakımından da önemlidir arkadaşlar. Keçecizade İzzet Molla'nın bir diğer eseri olan Gülşen-i Aşk'la ilgili genel bilgiler verelim. Keçecizade'nin oldukça genç yaşta kaleme aldığı bir eserdir bu. Alegorik anlatıma dayalı küçük bir mesnevidir. Eserde baş kahraman şairin kendisidir. Bu noktada da yine ayrıcalık kazanmış bir eser. Mihnet Keşan'da açıkça görülen gerçekçi anlatımın ilk örneklerini biz Gülşen-i Aşk'ta bulmaktayız aslında.
Ferhat ve Mecnun bu Mesnevi'de yardımcı tipler olarak kullanılmış. Şair kendisinin yardımcıları olarak ele almış bu isimleri. Eser Mevlevilik ögelerinden de yine izler taşımaktadır. Yenişehirli Avni'ye bakalım. Bugün Yunanistan sınırlarında kalan Yenişehir'de doğmuştur. 1854'te Vidin valisi Sami Paşa'nın yanında çalışmıştır. Bağdat valisi Mustafa Nuri Paşa'nın divan katipliğini yapmış. Gelibolu'da da yine memuriyette bulunmuş. Hayatının sonlarında Üsküdar'da görev yapmış ve 1883 yılında vefat etmiştir arkadaşlar Yenişehirli Avni. Mevleviliği benimseyen Avni Bey, derviş tabiatlı bir kişi olarak kaynaklarda geçer zikredilir. Eserlerine bakalım. Divanı var öncelikle. Damadı tarafından bastırılmış olan bu eser 3000 beyitten fazla şiir içermektedir. Abname adlı bir eseri var. Bahariye Mevlevihanesi'nde yaşanan susuzluk için kaleme alınmış. Mirat-ı Cünun adlı eseri davranışları normal olmayan insanları anlatmakta ve bu eser yarım kalmış bir mesnevidir arkadaşlar. Yenişehirli Avni'nin Ateş Gede isimli bir mesnevisi var. Ondan bahsedelim kısaca. Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'ndan esinlenerek kaleme alınmış bir eser. 249 beyit, 9 kısa fasıladan oluşmuş bu eser yine yarım kalmış bir mesnevidir. Eserde baştan sona kadar ateş ve ateşi çağrıştıran kelime ve kavramlar dikkatimizi çekmektedir değerli arkadaşlar. Ateşle ilgili yine çeşitli bilgi ve düşüncelerin verildiği giriş bölümünden sonra asıl konuya girildiğini görüyoruz arkadaşlar biz. Yenişehirli Avni'nin Ateş Gedesi başta belirttiğimiz gibi Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'ndan çok fazla etkilenmiş ve Hüsnü Aşk'ta belirgin olan bazı temalar, bazı vurgulanmış olan noktalar Yenişehirli Avni'nin eserinde de bizim yine karşımıza çıkmakta. Ve Yenişehirli Avni'nin Ateş Gedesi'nin Hüsnü Aşk'a nazire olarak kaleme alındığını söyleyerek bu dersimizi de bitirelim arkadaşlar.